merhaba. Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da öldürülen Ethem Sarısülüğün ölümüne ilişkin davada bugün karar verildi. Ethem Sarısülüğü başından vurarak öldüren ve tutuksuz yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, bugün görülen davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası aldı. Mahkeme cezayı 10.100 lira adli para cezasına çevirdi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Şahbaz yine ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile katıldı. Ahmet Şahbaz, Ethem Sarısülük'ü ateş ederek başından vurmasına ilişkin istediğim konunun özüne bakılması, adaletli karar çıkması. En ufak kasıtla hareket etmedim. Eylemci grubun yoğun saldırıları kayda geçmiştir. Havaya ateş ettim. Yoğun şekilde taşlara maruz kaldım. Ağaç kütüğü, beton kolonu değilim. O kadar taş atıldı. Bir olumsuzluk yaşanmaması için silahı havaya tuttum. Bir kaza yaşanmışsa eylemcilerin beni taşlamasından olmuştur, dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanığa meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hapis cezası 10.100 lira adli para cezasına çevrildi. Kararın ardından Ethem Sarısülük'ün yakınları ve avukatları para cezası mı veriyorsunuz diyerek kararı tepki gösterdi. Ölümünün cezası katil Ahmet Şahbaz'a 10.100 TL para cezası verildi. Cumartesi sabahı Kayseri'de karşı izine çıkan askerleri hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi. 47 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yurdun çeşitli yerlerinde bazı gruplar HDP binalarına saldırdı. Dün akşam Ümraniye'de HDP binasına saldıranlara engel olmaya çalışan bir polis memuru binadan düşerek yaşamını yitirdi. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin ana girişinin yakınında çarşı izine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsü geçerken bomba yüklü araç patlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı Kayseri'deki patlamada 14 askerin şehit olduğunu, 47 personelin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın ardından başta Kayseri olmak üzere birçok şehirde protestolar HDP ofislerine karşı şiddet eylemlerine dönüştü. Kayseri'de HDP ofisi konaklanırken bazı CHP'liler de tartaklandı. Dün akşam saatlerinde HDP'nin Ümraniye ofisine yapılan saldırıda kalabalığa engel olmaya çalışan polis memuru Numan Şeref Datlı havalandırma boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı bu sabah web sitesi üzerinden 12-19 Aralık tarihleri arasında yapılan 213 operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 45 ilde 924 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kayseri'deki bombalı saldırının ardından yurdun birçok şehrinde yapılan protesto gösterileri özellikle HDP ofislerine hedef alan saldırılara dönüştü. Ruşen Çakır bu tehlikeli gelişmeyi şöyle değerlendirdi. Bu saldırı PKK'nın diğer yerlerde yaptığı saldırılardan önemli ölçüde bir farklılık gösteriyor. Bu da tamamen coğrafi konumu. Daha önce askerlere yönelik saldırı, askeri servis araçlarına yönelik saldırılar yapmıştı son dönemde. Ama ilk defa büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da yapmıştı. Ama ilk defa İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da böyle bir saldırı yapıyor. Bu bir yönüyle her yerde saldırabileceği imajı yaratmak, algısı yaratmak. Bir diğeri de tabii ki buralar, Kayseri örneğin, Türkiye'de milliyetçi muhafazakar duyarlılığın Türk milliyetçiliği anlamında en yüksek olduğu yerlerden birisi. Burada AK Parti ile MHP'nin toplam oyları herhalde %80'i falan aşıyordur. Yıllardır bu böyle. Özellikle MHP'nin çok güçlü olduğu bir yer geleneksel olarak. Her ne kadar son dönemde oyları AKP karşısında gerilemiş olsa da MHP'nin çok güçlü olduğu, tarihsel olarak çok güçlü olduğu yerlerden birisi. Nitekim HDP binasına da MHP 3 ilerli bayrak asıldı, açıldı. Burada Kayseri'de az sayıda da olsa Kürt bir nüfus var. Bunlar gettovari yerlerde yaşıyorlar. Dolayısıyla bir İstanbul-Ankara gibi değil. İstanbul-Ankara'da çok daha kalabalık ve çok daha karışık bir Kürt nüfus var ama Kayseri'de ya da diğer İç Anadolu, Doğu Anadolu illerinde Kürtler sayıca azlar ve yaşadıkları yerler üç aşağı beş yukarı belli. Dolayısıyla böyle bir saldırı
burada yaşayan Kürtlere yönelik bir takım tepki, reaksiyoner saldırıları da teşvik edebilecek bir saldırı, önünü açabilecek, kışkırtabilecek bir saldırı. Dolayısıyla PKK bu saldırıyla bir anlamda İç Anadolu'da Türk milliyetçiliğini kışkırtıp Kürtlerin üzerine saldırmalarına bir tür zemin hazırlamış oluyor. Bu yaşanmadı ama daha önce yaşanmıştı. Türkiye'de değişik tarihlerde çok sudan sebeplerle dahi olsa Kürtlerin sayıca az olduğu yerlerde Kürtlere yönelik bir takım linç girişimleri yaşanmıştı. Ama çok daha... HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, parti binalarına saldırıları arkadaşımız Gülener Kırnalı'ya değerlendirdi. Şimdi tabii burada biz yarın grup toplantımızda da bunun tekrar bir kez daha altını net biçimde çizeceğiz ama bir linçle karşı karşıyayız. Adeta işte biz de diğer bütün partiler gibi aynı düşünmek zorundayız, aynı kavramda kendimizi ifade etmek zorundaymışız gibi bir hegemonya kurulmaya çalıştık. Ve buradan da aslında yani bizim varlık sebebimiz olan belki de siyasetteki anlamımızı ortaya çıkartan önerilerimiz, çağrılarımız, uyarılarımız bir biçimde aslında durmamış, üstü örtülmüş oluyor. Yani biz işte Suriye'de asker cenazeleri geldiği zaman yani toplum şöyle bir psikoloji içerisine giriyor tepki gösteren insanlar. Ya bu Suriye tezkeresine hangi partiler evet verdi? Bizim dışımızdaki üç parti de evet verdi. O zaman oradaki asker ölümlerinin sorumlusu yani bu partilerdir diye gidip bu partilerin binaları basılıyor mu, yakılıyor mu? İşte hedef gösteriliyorlar mı? Bu işin siyaseten farklı bir yerde duruşumuzla ilgili altını çizmek istediğimiz boyuttur. Biz elbette ki uzlaşmaya, ortaklaşmaya, ortak hassasiyetler eğer insan hakları değerleri, evrensel ölçütler çerçevesindeyse buna da açarız. Ama bir de işin başka boyutu var ki o da ülkede bir hükümet var. Yani evet diğer iki parti MHP ve CHP muhalefet partileri, AKP iktidar partisi. Yani istihbarat onlara bağlı. Bombalamaları önleme sorumluluğu onlara ait. Patlamaları tespit etme, önleyici müdahalede bulunma onların sorumluluğunda. Bu kadar polis, bu kadar bütçe, bu kadar güvenlik bürokrasisi onların emrinde. Dolayısıyla da kendi sorumluluklarını reddedip kendi sorumluluklarını hep örtmek için bizi hedef göstererek, bizi hedef haline getirecek mesajlar vererek aslında hesap vermekten kaçınıyorlar. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemle ilgili de biz istemeyiz tabii bir tek bomba bile patlamasın, bir tek kişi bile hayatını kaybetmesin. Ama bunun için siyasetin artık kınamanın ötesinde bir sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Lanetlemenin, tepki göstermenin ötesinde bir irade, bir inisiyatif ortaya koyması gerekiyor ki yani elbette birden bitirilemeyebilir, Türkiye'yi aşan boyutlar olabilir, bölgesel politikalardan kaynaklı durumlar olabilir ama siyasetin bunu çözmeye bir niyet ve cesaret ortaya koyması gerekiyor. Yani bu saldırılar yaşandığında eğer her seferinde partimize yönelik bir kuşatma gerçekleşirse bizim açımızdan artık bu durumu durdurmayanlar, bunu engelleyecek bir tavır sergileyenler, örneğin bir sendika eylem gerçekleştirdiğinde gazla, jopla müdahale edip onlarca insanı gözaltına alanlar eğer bu güruhları, bu çevreleri engelleyici ciddi hiçbir tavır takınmıyorsa bu artık bir sistematik tutumdur, bir bilinçli tercihtir ve bundan siyaseten nemalanma hesabı hevesi var demektir. Biz olmamasını temenni ediyoruz ama bundan sonrasıyla ilgili de yani hem kendimizi koruma anlamında tedbirlerimizi artıracağız ama hem de yani bunu bir yılgınlığa dönüştürmeden etkili aktif muhalefetimizi özellikle anayasa konusunun görüşüleceği bu günlerde yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Suriye ordusunun tamamen kontrol sağladığı Doğu Halep'ten tahliyeler devam ediyor. Dün Doğu Halep kırsalında 6 otobüsün El-Nusra tarafından saldırıya uğramasının ardından Anadolu Ajansı 500 kişinin Batı Halep'e ulaştığını duyurdu. Rusya destekli Suriye rejiminin Doğu Halep'te kontrol sağlamasının ardından Ankara ile Moskova'nın mütabakatıyla siviller ve savaşçıların çıkışı başlamıştı. Ancak dün öğleden sonra Fua ve Kefriya köylerinde yaşayanların tahliyesi için bölgeye gönderilen 6 otobüse Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre El-Nusra saldırıda bulundu. Ancak Türkiye'de birçok medya organı saldırının Şii milis gücü Haçlı Şabi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Özgür Suriye Ordusu saldırıyı
Düşüncesizce yapılan saldırı Halep'in doğusundaki 50 bin kişinin hayatını tehlikeye attı. Açıklamasıyla kınadı. Saldırının ardından tahliye işlemine devam edilirken Anadolu Ajansı yaklaşık 500 kişinin Batı Halep'e ulaştığını duyurdu. Halep'te İngilizce öğretmeni olan annesiyle birlikte şehirdeki yaşama dair tweetler atan 7 yaşındaki Bana Alabet de bölgeden tahliye edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Halep'teki sivillerin tahliyelerinin ve güvenliğinin denetlenmesi için kente uluslararası gözlemcilerin gönderilmesini oy birliğiyle kabul etti. Evet, bugünkü konuğumuz Medyascope TV'de sıkça bu konuda görüşlerini aldığımız eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcan. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aydın Bey şöyle başlayalım. Aslında yaklaşık bir haftadır bu konuyu sıklıkla konuşuyoruz tabii ama sizinle Halep konusunu son gelişmelerden sonra ilk kez konuşacağız. Değerli yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Diyelim ki Halep'te kim kaybetti, kim kazandı? En başta Esad kazandı bir kere. İşe yarayan Suriye denilen işte Halep, Hama, Humus, Şam. Yani ekonomik üretimin yapıldığı, medeniyet merkezi olan, nüfus merkezi olan yerleri böylece bağlamış oldu. Her ne kadar evet tamamı değil denebilir Hama ile ilgili olarak ama gidişat o yönde. İkincisi kalıcı olacağını da göstermiş oldu. Artık muhatap alınacağı, alınmak zorunda kalınacağı belli. Diğer taraftan tabii Rusya ve İran kazandı. Ama Rusya ve İran'ın kazançları farklı. Rusya uluslararası anlamda bir muhatap olarak, bir oyuncu olarak bölgeye geri gelmiş oldu. Ve Irak'ta kendi penceresinden ABD'ye kaybettikten sonra, Libya'da kendi penceresinden ABD'ye kaybettikten sonra bu defa Suriye'de müdahale ederek kazanmış oldu. O hem askeri güç projeksiyonu yapabileceğini gösterdi, can kaybını göze alabileceğini gösterdi. Grozny benzeri bir şekilde gayet ağır, eli ağır bir şekilde davranabileceğini gösterdi. Ama her halükarda artık Suriye'de onsuz adım atılamayacağını kanıtlamış oldu. Fakat bu anlamda yine de bütün kayıplara rağmen her ne kadar özellikle ülkemizde tepkiler Rusya temsilciliklerine yönelse de Rusya yapıcı bir rol oynuyor denilebilir bu anlamda. Uluslararası bir pencereden yaklaşarak. Diğer kazanan İran daha bölgesel, daha belki yıkıcı bir rol oynuyor ama kesinlikle kazananların başına da İran geliyor. Çünkü o da sahada ki bundan sonra daha da ön plana çıkacaktır. Çünkü bundan sonra artık havadan bombardımanın bir etkisi yok. Sahada olanın etkisi var. O da hem Lübnan Hizbullah'ı üzerinden hem malum General Kasım Süleymani'nin resimlerini yine görmeye başladık. Doğu Halep'ten resimler özellikle paylaşıldı. Hem devrim muhafızlarının Kudüs Tugay'ı üzerinden doğrudan birçok generalini sahada kaybetmek pahasına da olsa İran Esad rejimini ayakta tuttu ama aslında onsuz bundan sonra sahada yani Esad'ı da kendine bağlamış oldu. Diğer taraftan da bu Doğu Halep'ten Rusya'nın, Rusya ile birlikte Türkiye'nin aracılığıyla yapılan anlaşmaya da müdahale edip durdurdu. Kendi istediği şekle çevirdi. O da Fuha ve Kefraya'daki Şii nüfusun oradan çıkartılabilmesine karşılık Doğu Halep'ten tahliyeye izin vereceğini gösterdi. Ve o şekilde oluyor bundan sonra. Bir de Lübnan sınır boyunca anlaşılan o ki Sünni yerleşim birimlerinin boşaltılıp oraya Şiilerin yerleştirilmesini, hem Irak'tan gelen Şiilerin hem Afganistan'dan gelen Şiilerin yerleştirilmesine yönelik bir Şiici deyim yerindeyse, yani mezhepçi diyebiliriz, siyaset izliyor. Şimdi buradan İdlib'e geçeceğiz ama İdlib'e geçmeden önce, yayından önce de beraber baktık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oy birliğiyle bir karar aldığı, tahliyelerle ilgili gözlemcilerin bölgeye gideceği yönünde bir karar var. Bu ne anlama gelir, nasıl bakmak lazım? Birleşmiş Milletler Konseyi'nin nihayet bir karar alabilmiş olması, işin artık tamamlanmakta olduğunu, yani son perdenin, harekatın, aksiyonun bitip artık işin katiplik kısmının,
çözüm masası kısmının başlamakta olduğunu herhalde gösterecektir. Bir de bugüne kadar sürekli istediği gibi fren yapan Rusya ve Çin bu defa bunu yapmadığına göre daha önce işaret ettiğim gibi daha yapıcı bir döneme giriyoruz. Bir diğer taraftan da benim görebildiğim kadarıyla Fransa'nın girişimiyle sunulan bir tasarı. Malum aslında Suriye, Lübnan denince ve Doğu Hristiyanlığı denince aslında işte Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana Fransa akla gelirdi. Bunu bir tarafa bırakırsak Irak, Suriye deyince de en önemli dış aktör Fransa'ydı. Ve Irak'a yapılan müdahalede en büyük kaybedenler, en çok bağıranlar da Saddam'ın devrilmesinden sonra Fransa ve Rusya'ydı. Burada Suriye'de Fransa sert bir tavır alarak Beşar'ın gitmesine odaklandı. Aynı Kaddafi'nin devrilmesine odaklanması gibi çabuk taraf değiştirerek. Burada kenardan yine sahaya dönmekte olduğunu söyleyebiliriz. Aydın Bey, şu an rejiden yönetmenimiz uyardı. Rusya Büyükelçisi'ne Ankara'da silahlı... doğrudan Büyükelçisi'ne silahlı suikast düzenlenmiş. Haberi geldi. Ne düşünüyorsunuz? Hayatta mı? Henüz ağır... Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisi açılışında kürsüye geldiği sırada bir silahlı suikaste uğramış Andrei Karlov, Rusya Büyükelçisi, evet, Ankara tanıyorum. Büyükelçisi. Ağır yaralı, şu anda hastaneye kaldırılmış. Detayları öğrenip... Çağdaş Sanatlar Merkezi doğru biliyorsam bir kere Ankara'nın çok merkezi bir yerinde. Atatürk Bulvarı ile Kennedy Caddesi'nin köşesinde olacak. Çankaya Belediyesi'nin herhalde çok merkezi bir yer. Böyle bir yerde yapılması büyük bir cüret ve güvenlik eksikliği gösteriliyor. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin başkentinde Rusya Büyükelçisi'ne yönelik bir suikast yapılmasının sonuçları çok ağır olur. Diplomatik yönüyle de ağır olur. Bunun çok soğukkanlılıkla... Evet, ekranda Aydın Bey şu an görüntüleri izliyoruz. Evet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisinin açılışı sırasında kürsüdeyken Rusya Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi'ne bir silahlı suikast düzenlendiği bilgisi geldi. Fotoğrafı arkadaşlarımız Hürriyet'ten aldı ve şu an izleyicilerimize aktarıyorlar. Tekrar edelim, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisinin açılışı sırasında kürsüye gelen Ankara Rusya Büyükelçisi silahlı saldırıya uğradı. Evet, Rus yetkililerden gelen bilgiye göre saldırıyı radikal İslamcıların gerçekleştirdiği yönünde bir izlenim var. Bu bilgiyi Rus yetkililer aktarmışlar. Radikal İslamcı örgütler tarafından yapıldığı öngörülüyor şu anda. Dolayısıyla Halep'e bir karşılık diye mi okumak gerekir? Yani, eğer öyleyse. Tabii bu haber çok vahim bir gelişme. Bundan haberim olmadan ben de söylemiştim. Türkiye'de tepkilerin özellikle Rusya'ya yöneldiğini ama İran'a yönelmediğini. Bunun herhalde böyle bir ortamda bu saldırıyı yapan kişi de ya anında saf dışı edilmiştir, ya öldürülmüştür, ya yakalanmıştır diye düşünüyorum. Bilmiyoruz gerçi ama hatırlayacaksınız bundan bir sene kadar önceki bu uçak düşürülmesinde 50 küsur yıldan bu tarafa bir NATO ülkesinin ilk defa bir Rus uçağını düşürmesiydi. Benim hafızam beni yanıltmıyorsa, bilgim dahilinde bir Rus büyükelçisinin de suikast sonucu öldürüldüğünü bilmiyorum. Türkiye'de olmadığını zaten kesin. Hele bir NATO üyesi ülkede diye genişletirsek, bu çok vahim bir güvenlik açığına işaret eder. Diplomatik açıdan kalıcı bir hasar bırakmaması için de ilk günden, şu andan itibaren Rusya ile çok yakın işbirliği içinde olmak gerekir. Ve çok hızlıca halkla ilişkiler boyutuna yönelik olarak da bir çaba gösterilmesi
gerekir. Aksi takdirde bunun Türkiye yeni yoluna konmakta olan Türkiye-Rusya ilişkilerine kalıcı tahribat bırakacağından korkarım. Bir şey daha eklemek isterim yorum olarak. O da ben sürdürülemeyecek bazı yapısal çelişkiler olduğunu söylüyordum. Örneğin hem Şam'a düşman olup hem Moskova'yla dost olmak gibi. Bir taraftan İslamcı, cihatçı direnişe teşne olup en azından doğrudan destek verilmese dahi, öte yandan Rusya ile ilişkileri yoluna koymak gibi Rusya alanında, işte bir yandan ulusal güvenlik önceliği olarak IŞİD ve bu İslamcı yapılanmaları görmeyip, öbür taraftan ulusal güvenliği sağlamak, bunlar maalesef bu acı örnekte hepsi kristalleşmiş oluyor. Bu arada hemen buradan şöyle geçelim. Siz ciddi diplomatik krize yol açmaması gerektiğini belirttiniz. Yarın da bir görüşme olacak. Rusya, İran, Türkiye, evet. Moskova'da görüşecek. Bu görüşmeye dair hani bu saldırıdan da hareketle. O görüşmenin de aslında işaret ettiğiniz gibi benim de söylemem gerekirdi. O görüşme evet ayın 20'sine alın, 27 denmişti. Daha sonra telefon görüşmesi yapıldı. Telefon görüşmesi sonucunda bir hafta erkene alındı ve bunun olumlu etkileri olması bekleniyordu Suriye'de. Suriye'de siyasi çözüme yaklaşılması bakımından. Buna yönelik olarak da demek ki özellikle Türkiye'ye, Ankara'ya bu radikal gruplarca, radikal İslamcı gruplarca bu denli kolay taraf değiştiremezsiniz veyahut bizi böyle ortada bırakamazsınız gibi bir mesaj verildiğini söyleyebiliriz. Öte yandan da zaten IŞİD bunu birkaç kere söyledi ama herhalde daha başka gruplarca da artık ülkenin her yerinde maalesef bu tür terör saldırılarının yaşanabileceğini gösteriyor. Buna yönelik önleyici istihbarat başta olmak üzere çok güçlü bir refleks göstermeksi gerekecektir. Hem istihbarat teşkilatımızın hem de tabii ki polis teşkilatımızın, emniyet genel müdürlüğü. Şunu da sormak isterim. Biraz aslında spekülasyon oluyor ama Rusya devletinin reflekslerini de göz önüne bulundurarak bunu nasıl bir tepki vermesi beklenir? Rusya bu tür... Yani Rusya soğukkanlı hareket eder. Şu hep tekrar dile gelen, işte intikam soğuk yenen bir yemektir sözüne uygun hareket eder. Ama hiçbir şekilde karşılıksız bırakmaz. Onlar açısından bu uluslararası alanda kendi güçlerinin sorgulanması anlamına gelecek bir şey tabii ki. Her ülke için de böyledir esasında. Çünkü büyükelçi Rusya demek. Evet. Dolayısıyla bu büyükelçinin, büyükelçiye Türkiye'de bu tür bir saldırısı yapılması ki onlara da başsağlığı veyahut acil şifalar diyelim şimdiki haliyle, bunun bir karşılığı olacaktır. O bakımdan da özellikle ilk andan itibaren hem kamu halkla ilişkiler yönetimi konusunu, yani basına, medyaya verilecek mesajları, hem de Rus yetkililerle ilk andan itibaren çok samimi, çok etkin bir işbirliğini tesis etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir tekrar edelim isterseniz. Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisinin açılışı sırasında kürsüye gelen Ankara Rusya Büyükelçisi'ne silahlı suikast düzenlendi. Şu anda ağır yaralı. Rus yetkililer saldırının radikal İslamcı bir örgüt tarafından yapıldığı yönünde bir öngörüde bulunmuşlar. Ben bir buna dair bir soru sormak istiyorum. Şimdi Ankara gibi bir yerden bahsediyoruz. Yani hem Türkiye açısından bürokrasinin de merkezde olan hem böylesi bir istihbarat, yani doğrudan hani bir silahlı suikast düzenlenebilecek bir Çağdaş Sanatlar Merkezi denilen bir yerde bir istihbarat zafiyeti meselesini nasıl değerlendirirsiniz? Böyle değerlendirmek doğru mudur bilmiyorum. Bir de Halep meselesinin Türkiye'ye bundan sonraki yansımaları bu biçimde mi olacak? Yani artık nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız Halep'ten tabii sonra? Tabii yani %100 istihbarat başarısı mümkün değil. Fakat iki tarafını birden düşünmek lazım. Ya bütün büyük şehirlerde
sürekli işte yol kontrolleri, polis kontrolleri, her türlü böyle bir çağdaş sanatlar merkezinde bile, örneğin Rus Büyükelçisi geliyor diye çok ağır şekilde çevresini, örneğin buradaki İstiklal Caddesi'nde Rusya Başkonsolosluğu önünde malum tomalar bekliyor. Çevik kuvvet ekipleri bekliyor şimdi ama bunun her gün böyle olacağını sanmam. Ya bu şekilde bir olağanüstü hal halinde olacak ki bunun da başka yansımaları olur. Bu bir seçenek. Ama doğrusu örneğin ben bir uluslararası toplantı vesilesiyle bir kısaca bir günlüğüne Paris'e gittim. Orada baktım Charles de Gaulle Havaalanı'nda uçağın kapısına kadar neredeyse X-ray cihazı yok. Üst araması yok. Doğrusu çok şaşırdım ama demek ki ona göre bir tedbir alınıyor. Çünkü malum Charlie Hebdo yaşandı. Olağanüstü hale rağmen Charlie Hebdo ve Bataclan gibi iki çok acı terör saldırısı tecrübesi olmasına rağmen. Evet, şu anda Türkiye-Rusya Araştırmaları Türkiye, Merkezi Araştırmalar, kurucusu Aydın Sezer telefon attığımızda. Aydın Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Biraz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Rusya Büyükelçisi'nin Ankara'da saldırıya, suikaste uğramasıyla ilgili ilk izlenimleriniz nedir? Ben de olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğini ve Sayın Büyükelçinin de akıbetiyle ilgili bilgi almaya çalışıyorum ama ulaşmaya çalıştığım hiçbir kaynaktan bu konuda bilgi temin edemedim. Rus Büyükelçiliği zaten de telefonlar açılmıyor şu anda. Olay son derece üzücü bir olay. Öncelikle bunu bir insan olarak lanetlemek gerekiyor. Olayın Suriye'deki özellikle de Halep'teki gelişmeler çerçevesinde, ertesinde geliyor olması akla kuşkusuz çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Herhangi bir maddi bilgiye dayanmadan konuşuyorum. Bir ilk değerlendirme sadece. O nedenle bu hususun altını çiziyorum. Hatırlarsanız 2 ya da 3 gün önce Semih Bey'le Halep bağlamında Türk-Rus ilişkilerini konuşurken Sayın Davutoğlu'nun attığı tweetlerle Rusya ve İran'ı suçlayıcı ifadeler kullandığına da değinmiştim. Bu olayın birinci bu yönü. Muhtemelen Halep'teki gelişmelerden etkilenen ya da Halep'teki gelişmeleri Rusya'ya mal eden birilerinin kişisel inisiyatifiyle yapmış olabileceği bir eylem olabilir bu. Bunu bir defa altını çizmekte yarar var. İkincisi, eğer bu kişisel bir inisiyatif değil ise Türk-Rus ilişkilerini sabote etmek isteyen çevrelerin bir eylemi olabilir. Burada üçüncü tarafları kastediyorum. Onların bir eylemi olabilir. Ama bu olayla ilgili olarak Türkiye yönetiminin takınacağı tavır ve özellikle saldırıya ilişkin olarak iki lider arasında, Erdoğan'la Putin arasında yapılacak görüşmeler, böyle bir durum söz konusuysa burada her iki ülkenin ortak tavır alacağı konusunu önümüze getirebilir. Dolayısıyla şu aşamada söyleyebileceklerim bunlar. Tamam, bizim birkaç tane daha sorumuz var size tabii ki. Şunu sormak istiyoruz en başta. Bu olayın büyüklüğünü kavramak adına, çünkü çok sıcak bir olay. Bu ne kadar büyük bir olay? Orta Doğu'daki bütün dengeleri değiştirebilir mi? Şimdi şöyle ifade etmek gerekiyor. Bu uçak krizi kadar kuşkusuz büyük bir olay. Ancak uçak krizindeki asıl sıkıntı bizim hemen süreci sahiplenmemiz olmuştu. Hatta NATO'ya gitmemiz olmuştu. Hatta o dönemki Sayın Başbakan'ın evet emri ben verdim demesi olmuştu. Bu defa bu olayın büyüklüğü kuşkusuz ciddiyeti yadsınamaz ama bizim yönetimin takınacağı tavrın ben benzeri bir tavır olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Kısa süre içerisinde
lanetleneceğini bekliyorum. Ve bu durumda da zaten Türk-Rus ilişkileri yeni bir diyalogla ya da süre gelen diyaloğun devamıyla uçak krizindeki kadar vahim sonuçlar doğurmayacak diye düşünüyorum. Ancak tekrar altını çiziyorum. Türk-Rus ilişkilerini sabote etmek isteyen kesimlerin eylemi değil de bir anlamda bizim cihatçıların ya da Halep'te olup bitenden Rusya'yı sorumlu tutan kesimlerin bir eylemi ise bu kuşkusuz Türk-Rus ilişkilerine zarar verecek. En azından hükümetin gerekli önlemleri almadığı için Rus tarafı bunun sorumluluğunun Türkiye yönetiminde olduğunu ifade edecek. Bunu bekleyebiliriz. Şimdi Moskova'dan gelen açıklamaya göre radikal İslamcılar sorumlu tutuluyor. Bunun böyle olduğu kabul edilirse Rusya Türkiye'yi cihatçılarla çok daha sert bir mücadele iter mi? Kuşkusuz. Burada zaten bu olaydan önce de dün akşam Putin-Erdoğan arasındaki görüşmede, telefon görüşmesinde de son birkaç günden beri Astana süreciyle ilgili Moskova'dan kaynaklanan ya da Putin'den kaynaklanan haberler konusunda da Rusya bizi zaten bu konuda açık söylemek gerekirse köşeye sıkıştırmış durumda. Bunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Halep'teki tahliyeler konusunda da tahliye konvoyuna hangi tarafın ateş açtığı konusunda da ciddi soru işaretleri var. Rejim yanlısı milisler mi yoksa cihatçı militanlar mı olduğu konusunda. Kuşkusuz bu konu eğer bu yönüyle ortaya çıkıyorsa, ben size konuştuğum için takip edemiyorum. Bu yönüyle ortaya çıkıyorsa kuşkusuz burada Türkiye'nin güvenlik zafiyetiyle ilgili sorumluluğu olacak. Evet Aydın Bey, gelişmeler de gelmeye devam ediyor zaten. Evet. Ben birkaç gelişmeyi aktarmak istiyorum hem izleyicilerimize hem siz konuklarımıza. Saldırganın içeriye polis kimliğiyle girdiği evet. iddia ediliyor. Bu bir henüz iddia. İçeriye tekrar edeyim, polis kimliğiyle girdiği Çağdaş Sanatlar Merkezi resim sergisinin açılış törenine polis kimliğiyle girdiği iddia ediliyor. Önce havaya ateş açtı, daha sonra da Büyükelçiyi sırtından vurduğu, sırtından silahla, Büyükelçiye sırtından silahla ateş ettiği bilgisi geldi şu anda. Ayrıca bir şeye daha not düşmek istiyorum. Tekrar etmek istiyorum. Çağdaş Sanatlar Merkezi resim sergisi. Bir resim sergisinin açılışında Rusya Büyükelçisi Ankara'da silahlı suikaste uğradı. Ben siz kişisel olarak tanır mıydınız kendisini Aydın Bey? Hayır, kişisel bir dostluğum yoktu ama elbette tanıdığımız birisi. Evet, anlıyorum. Peki diplomatik boyutu açısından yarın da bir görüşme yapılacak Orta Doğu konusunda, Halep özelinde. Rusya, İran ve Türkiye'nin katılacağı bu görüşme, yani bu suikast, bu görüşmenin tabii içeriğini mutlaka etkileyecektir. Fakat sizin gözlemleriniz neler? Tabii yani bu tip olaylarda ne yazık ki hep aynı klişeyi kullanıyoruz, zamanlama manidar şeklinde. Yani dün her iki liderin telefonla görüşüp hem Astana süreci hem Halep tahliyelerini ele almaları, yarın 27'sinde yapılması beklenen Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının hemen yarına alınmış olması, Halep'te tahliyelerin devam ediyor olması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden biraz önce, birkaç saat önce Halep tahliyeleriyle ilgili bir kararın çıkmış olması kuşkusuz son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemi işaret ediyor. Ancak ben yine de tekrar ediyorum, bu üçüncü tarafların bir provokasyonu ise bile Türk ve Rus tarafları bu konunun aydınlatılmasıyla ilgili işbirliğiyle konunun mahiyetini çok kısa sürede açığa çıkartabilirler. Ancak İslamcı bir militan ya da sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Halep'teki gelişmelerden Rusya'yı sorumlu tutan kişi ya da kuruluşların bir eylemi ise
burada tekrar altını çizerek bir kez daha belirtiyorum. Üç gün önceki yayınımızda da belirttim. Eski Başbakan, eski Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun attığı sorunsuz tweetlerin Rusya'yı ve İran'ı suçlayıcı sorunsuz tweetlerden de etkilenen İslami militanların ya da cihatçıların olabileceğinin altını çiziyorum. Evet, şu an bu fotoğrafı çeken Hürriyet muhabiri Haşim Kılıç. Kendisi şu ifadeleri kullanmış: saldırgan havaya ateş açarken önce insanlardan dışarı çıkmalarını, birkaç el havaya ateş açmış ve insanlara dışarı çıkmalarını söylemiş. Halep'le ilgili sloganlar attığını belirtiyor. Bu fotoğrafı çeken Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç. Saldırganın Halep'le ilgili sloganlar attığını ve insanlara dışarı çıkmalarını söylediğini, dışarı çıkarken birkaç el daha havaya ateş açmaya devam ettiğini ve daha sonra Ankara Rusya Büyükelçisi'ni silahla suikast sonucu yaraladığını belirtmiş Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç. Tekrar edelim, saldırganın Halep'le ilgili sloganlar attığı, görgü tanıklarından gelen ifadeler bu yönde. Halep'le ilgili sloganlar attığı, önce havaya birkaç el ateş açtığı söyleniyor. Ayrıca içeride konuklardan, davetlilerden bir yaralının daha olduğu bilgisi var. Ayağından yaralandığı bilgisi geldi. Bir de konuğun, içeride bir davetlinin ayağından yaralandığı söyleniyor. Aydın Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şu anda ben de farklı kanallardan altyazıları takip ediyorum aynı zamanda. İki şey var. Bir tanesi Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yerinde olduğu ve çatışmanın devam ettiği yönünde bilgiler geçiyor şu anda kanallar. Bir diğerinde de Büyükelçi Karlov'un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığına dair bilgiler var. Özellikle Sayın Karlov'un hastaneye kaldırıldığı konusunu teyit etmeye çalışıyoruz. Eğer çatışma devam ediyorsa, saldırgan hala olay yerindeyse, bu hastaneye tahliye işlemi nasıl gerçekleşti, onu ayrıca merak ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Aydın Bey. Sağ olun. İyi akşamlar. Sıcak gelişmeyi değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz tekrar. Tekrar size dönelim. Bu hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Yani çatışma devam ediyorsa Aydın Sezer nasıl hastaneye kaldırıldığını merak ediyorum dedi. Benim açımdan da eğer foto muhabiri Haşim Kılıç'ın anlattığı gibi önce havaya ateş edip insanlara çıkın deyip ardından hem de sırtından vurulduysa burada ya demek ki sahne arkasından geldiği anlaşılıyor bu saldırganın. Zira bu tür bir şeyde, olayda VIP olarak bir kişi olduğuna göre onun kendi güvenliği de vardır. İlk yapılacak şey Sayın Büyükelçi'yi güvenlik altına almak. Onun da işte en azından üstüne atlayıp birisi o şekilde olabilir. Veya işte bu kurşun geçirmez çantalarla olabilir. Bu şekilde olmalıydı. Evet, görgü tanıklarının ifadeleriyle devam edelim isterseniz. Tekrar edelim izleyicilerimiz için tekrar. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankara'da bir resim sergisinin açılışı sırasında kürsüdeyken Halep sloganları attığı, görgü tanıklarının ifadelerine göre Halep'le ilgili sloganlar attığı bildirilen bir saldırgan Rusya Büyükelçisi'ni ağır suikast düzenledi ve Büyükelçi şu anda ağır yaralı. Saldırganın içeride olduğu bilgisi var, operasyonun devam ettiği bilgisi var. Ağır yaralı olan Büyükelçi'nin hastanede olduğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yerinde olduğu bilgisi var. Biz konuyu genel yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır şu anda yayınımızda. Hoş geldiniz Ruşen Bey. Bu tabii Aydın'ın daha çok bildiği meseleler. Diğer Aydın Bey de söyledi ama gerçekten yarınki toplantının öncesinde, Moskova'da yapılacak toplantının öncesinde böyle bir şeyin olması ve Türkiye ile Rusya'nın yakınlaştığı bir dönemde olması ve bu kadar önemli bir hedefin seçilmesi, yani herhangi bir Rus diplomat, Rus gazeteci, Rus vatandaşı değil, Türkiye'deki en büyük Rus yetkilisinin seçilmesi ve çok rahat bir şekilde yapılması, yani böyle bir Ankara'nın göbeğinde bir sergiye birisi girip
silahıyla beraber böyle bir şeyi gerçekleştirmesi vesaire, bu gerçekten sonuçları çok büyük olacak bir olay. Büyükelçi umarım hayati tehlike yaşamaz. Eğer hayatını kaybetme durumu olursa, ki öldürme kastıyla attığı, ateş ettiği belli oluyor kişinin, o zaman daha da vahimleşir. Ama her halükarda çok vahim bir olayla karşı karşıyayız. Bunun Suriye ile alakası muhakkak var. Şimdi siz burada yayın yaparken biz yukarıda baktığımızda hükümet yanlıları hemen yine üst akıl vesaire falan diye söylüyorlar. Ama Rus yetkililer de Hürriyet'e yapmışlar açıklamayı. Radikal İslamcı teröristler diyor. Ne dersin Aydın? Ben herhalde Suriye ile doğrudan alakalı bir olay değil mi? Yani Suriye ile doğrudan alakalı olacağını düşünüyorum, ama bu Çağdaş Sanatlar Merkezi benim dediğim yer değil, ama yine aynı derece merkezi bir yer meşhur. Onu da baktım ben de bu arada. Ankara'nın tam kalbi. Vurulan kişi Rusya'nın büyükelçisi. Bu yeni ne yönüyle bakarsanız bakın, güvenlik ve istihbarat bakımından büyük bir açığa işaret eder. Hatta bir skandaldır denilebilir böyle bir ortamda. Tam böyle bir zamanlamayla eğer Rusya Büyükelçisi Ankara'nın kalbinde korunamıyorsa. Bunun tabii ki diplomatik siyasi bir karşılığı olacaktır. Ama ondan önce bence buradaki konu güvenlik konusu ve maalesef yani şu fotoğraftan görülebildiği kadarıyla da pek öyle hafif bir, yani dediği gibi Ruşen'in hayatını kastetmek üzere ateş edilmiş. Ümit edelim yaşasın, kurtarılabilsin Sayın Büyükelçi. Ama çok süratli bir şekilde bunun karşılığının, reaksiyonun buna gösterilmesi lazım. Hem Rus yetkililerle, Rusya'yla her düzeyde, en üst düzeyden teknik, bürokratik düzeye kadar işbirliği bakımından, hem algı yönetimi bakımından çok kuvvetli bir reaksiyon. Doğru, ama şöyle bir sorun var. Suriye'deki reaksiyonu da Rusya kendisi gösterecektir zaten. O ayrı, ama bir de şöyle bir şey var. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan terör saldırılarına vesaire baktığımız zaman, özellikle İslamcılara, yani cihatçı gruplara atfedilen şeylere baktığımız zaman çok etkili bir cevap görmedik. Evet, bu mesela geçen Zeynep'in burada yaptığı, Ebru Öztürk'le yaptığı bir yayında şeylerin, IŞİD'in Türkiye'nin metropollerinde çok güçlü şebekesi olduğunu söyledik, ki bu bilinen bir şey. Ama bunların hala etkili bir şekilde varlığı, yani IŞİD ya da El Nusra ya da bir başkası çok rahat bir şekilde, çok bu kadar istihbarat alıp çok kendilerinden emin bir şekilde bu kadar üst düzey, dünya çapında bir suikast bu. Öyle evet. Değil mi? Yani böyle... Dünya çapında dediğin gibi daha yayında söyledik, daha önce benzeri de pek görülmemiş bir suikast. Yani hatırlarsanız Libya'daki ABD Büyükelçisi, başkentte değil de işte konsolosluğu ziyaret ederken bir El-Kaide organizasyonu olduğu sırada anlaşılan bir kalabalıkların saldırısına uğrayıp öldürülmüştü. Hala da hesabı soruluyor. Hala soruluyor, ama yani Rusya Büyükelçisi'ne yönelik ben dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir bunun Ankara'da olması vahameti daha fazla arttırıyor. Zaten Ankara'da yaparak da bunu amaçlanan da o. Yani hem Türkiye'yi bir çerçevenin içine oturtmak, burada taraf değiştirmeyin. İşte hem de böyle yarı yolda bırakamazsınız. Diğer yönüyle de bütün metropollerde, başka yerlerde de buna benzer saldırılar yapabiliriz demek oluyor bu, ki bunların hepsinin işte bugünden cevabının hep burada söyleye geldik. Ulusal güvenlik önceliği olarak bu Suriye kaynaklı İslamcı terörün en başa yazılması lazım. Şunu da konuşmak istiyoruz. Geçen hafta burada konuşurken Halep protestolarının aslında o kadar da büyük katılımlı olmadığını ve bu protestolarda da aslında hükümet aleyhine ya da hükümetin çizgisi dışında eylemler olmadığını söyledik, ama bugünkü saldırı radikal İslamcı kesimi zor durumda bırakacak evet. Bir şey. Yani bu işte zaten bir anlamda da eğer bu gerçekten, ki saldırganın kimliği belli olur ve oradan bir takım şeyler daha somut olarak ortaya çıkar. Eğer Rus yetkililerin dediği gibi radikal İslamcı, cihatçı grupların işi ise, cihatçı gruplar bunu yaparak Türkiye ile olan şeylerini
tam anlamıyla bütün köprüleri atıyorlar demektir ki aslında şu ana kadar yaptıkları Suruç katliamı, Ankara katliamı, Sultanahmet, Beyoğlu ve en önemlisi Atatürk Havalimanı saldırısı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırıları falan zaten buydu ama bununla hiçbir zaman bu açıklıkta kabul edilmemişti. Şimdi eğer gerçekten bu cihatçı bir takım grupların işi ise ki Halep bağlamında ise IŞİD daha ikinci planda kalıyor sanki. Nusra daha fazla öne çıkıyor. Halep ise eğer mesele. Genel olarak Suriye ise ve Orta Doğu ise IŞİD de olabilir ama Halep özelinde bir şeyse Nusra daha öne çıkıyor. O zaman tam anlamıyla Ankara ile her türlü şeyi köprüye atmış olmaları anlamına gelir. O zaman da Ankara'nın Suriye'deki ve hatta Irak'taki bir takım operasyonlara daha gönüllü, çok gönüllü olmayan halini daha gönüllü kılar. Ama bir yerden sonra bir takım şeyler için iş işten geçmiş de olabilir. Çünkü bu çok gerçekten vahim bir olay ve burada tabii en önemli husus Putin'in buna ne diyeceği, nasıl okuyacağı, nasıl değerlendireceği ve buradan Ankara'yı ve Türkiye'yi, yani devlet olarak Ankara'yı ve ülke olarak Türkiye'yi ne kadar ayrı bir yerde tutup, ne kadar sadece saldırgan ve saldırganın kimliğine yoğunlaşacağı meselesi var. Çünkü iki tane seçenek var. Bir, işte bu bir terörist. Ve girdi, yaptı ve bu teröristle mücadele etmek. Bir de ama bu terörist bunu nasıl yapabildi diye sorular sormaya ve şey yapmaya başlarsa ki daha henüz uçak olayı da tam olarak kapanmış bir olay değil, değil mi Aydın? Yani hala bir orada bir burukluk. Uçak olayı yani diplomatik yönüyle bakılırsa Rusya ile ilişkiler yoluna girdi diyoruz ama Ruslar burada Türk akımını aldı, nükleer santrali aldı. Karşılığında ne vize kolaylığı, bırakınız domates ithalatını bile, charter seferlerin başlamasını bile vermedi. Verdiği bir şey yok. Verdiği şey tek şu oldu. Rus, Moskova'nın iznine tabi olarak kısıtlı bir alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin harekat yapabilmesi. Moskova'nın iznine tabi olarak. Bunu elde etmiş olduk. Diğer yönden bu olayla ilişkili olarak şunu da hatırlamak lazım. Tam tabii ki bu gibi şeyler açıklanmıyor ama Kadirova, Çeçenistan'a bağlanan İstanbul'da ve Ankara'da Çeçen muhaliflere, daha ziyade Kafkas muhaliflere yönelik suikastlar yapılmıştı. Bunların cevabı veya suçluları da yakalanmadı, cevabı da verilmedi. Şimdi burada bir de öyle bir boyut da varsa bunu da dikkate almak lazım. Öte yandan işte Türkiye bir yandan işte yarın Rusya'yla, İran'la masaya oturacak. Ama daha bugün diyelim işte Katar emirini de Trabzon'da ağırlıyor. Yani herkesi birden memnun etmemelik bir girişim var. Şu denebilir, çelişkili gibi geliyor olabilir. Yani biz de çünkü ne diyoruz? Diplomasi böyle bir şey. Zaten diplomasi farklı, birbiriyle çelişkili gözüken çıkarları yönetmek. Ama hepsine birden aynı kuvvette ağırlık vermek imkanı yok. Bir önceliklendirme yapmak lazım ve mümkünü yapabilmek lazım. Biz burada sanki işte bu sürdürülemeyen çelişki meselesi, bunu yapıyoruz. Bir de şu Suriye'deki cihatçılarla amiyane tabirle fazla bu altak gever külah ilişkiler 2011'den bu yana geliştirilen maalesef bu şekilde bize geri dönüyor denebilir. Birkaç gelişme daha gelmeye devam ediyor. Evet, Twitter'dan paylaşımız, saldırganın fotoğrafı şu anda ekranda. Saldırganın 25 yaşlarında olduğu, ortalama 25 yaşlarında olduğu söyleniyor. Twitter'dan paylaşılmış bu fotoğraf, saldırganın fotoğrafı olduğu bilgisi geldi. Tekrar ederim, saldırganın içeriye polis kimliğiyle girdiği iddia ediliyor. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisinin açılışında Ankara Rusya Büyükelçisi kürsüdeyken önce havaya birkaç el ateş ettiği, daha sonra Büyükelçiyi sırtından vurarak suikastle ağır yaralı olarak saldırdığı söyleniyor. Büyükelçi şu an ağır yaralı hastanede. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu an olay yerinde olduğu, saldırganın hala içeride olduğu, operasyonun devam ettiği bilgisi geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganın Halep'le ilgili sloganlar attığı, önce havaya birkaç el ateş ettiği,
Ardından suikasti gerçekleştirdiği, insanlara dışarı çıkmaları yönünde telkinde bulunduğu söyleniyor. Saldırganın fotoğrafını ekranda tekrar ediyorum. Gördüğünüz saldırganın fotoğrafı Twitter'dan paylaşılmış bir fotoğraf. Ayrıca Büyükelçinin yerde yatarken ağır yaralı olarak ekranlarımıza gelen fotoğrafını Hürriyet Foto muhabiri Haşim Kılıç çekmiş ve olaya dair de aktardığı birkaç şey var. Davetlilerden bir kişinin ayağından yaralandığı, orada bulunan davetlilerden bir kişinin ayağından yaralandığı, hafif yaralı olduğu bilgisi geldi. İçeriye polis kimliğiyle girdiği iddiası var. Tekrar edelim. Onun dışında yayın yasağı gelmiş konuya dair. Evet, her zaman olduğu gibi. Her şeyin yasağı. Öğrenmeden bir şey ekleyeyim. Bazı kaynaklarda da hastane yolunda maalesef hayatını kaybetti diye bildiriliyor uluslararası haber kaynaklarında. Bu fotoğraf da aslında bizi şaşırtan bir fotoğraf oldu değil mi? Bu görüntü... O belli ki foto muhabiri o sırada ya da sergide çekilmiş bir şekilde evet. Galiba. Rastgele çekilen bir fotoğrafın içerisinden... Herhalde yapmış olmaları lazım. Çünkü kıyafet yani, veren... Radikal İslamcı'ya benzer bir hali en azından... Ama yani Radikal İslamcı'ya evet. Benzer bir halle gitseydi içeri giremezdi herhalde. Bu yani tabii şu anda Rus yetkililerin bir iddiası var öyle olduğuna dair ama sonuç olarak bu tür olaylarda böyle hemen bir şunlar yaptı, bunlar yaptı diye söylemek çok gerçekçi olmaz ama ilk akla gelen... Bunun şu yönüyle de bence anlaşılması şart hükümet tarafından bu... Yani Türkiye'nin kalbinde, başkentinde yapılan bir şey. Bu, yani bu örneğin Ankara Garı'nın önünde bomba patlayıp 100 kişi birden katledildiğinde bu ne demekse, kimin yaptığına, ne olduğuna bakılmadan. Bu da Rusya'nın büyükelçisi Ankara'nın kalbinde bir suikasta hedef oluyorsa, burada doğrudan üzerine alınması gereken Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil edilen hükümetidir. Yani bize yönelik de bunun kesin bir boyutu var. Peki ben Ruşen Çakır gazeteci burada bu hareketleri de yakından araştıran, takip eden. Hatta siz protestolardan sonra Rusya Başkonsolosluğu'na ve Büyükelçiliklerin protestolardan sonra burada özel yayınlar da yaptınız Ruşen Bey. Saldırganın fotoğrafı bilerek yayınlamış olabilme ihtimali var yok, mı? Yok, yani onlar üzerine çok spekülasyon yapmanın gereği yok ama bu her halükarda kısa bir süre içerisinde netleşir. Elde net bilgi olmadan üzerinde konuşmak çok şey değil ama şurası çok açık ve net. Ankara'nın göbeğinde, Rus Büyükelçisi'nde böyle kritik bir dönemde birisi tereyağından kıl çeker gibi geldi, vurdu ve öldürdü ya da ölüme yakın bir noktaya sevk etti. Bu başlı başına yani detayların ne olduğuna bakmaksızın bu başlı başına bir şeydir. Bunun netleşmeden detay muhtemel hesaplar üzerine çok fazla şey yapmaya gerek yok. Tabii ki ilk akla gelen Suriye bağlamında cihatçı grupların olma ihtimali var ama yine de her türlü opsiyonu açık tutmak lazım. Ve burada tabii ki en önemli husus diğeri Büyükelçi yaşayacak mı ya da hakikaten gelen bilgiler doğru ve hastaneye kaldırılamadan hayatını kayıp mı etti ve Rusya'nın, Putin'in buna nasıl bir tepki vereceği, Türkiye'nin tabii bunun ardından nasıl bir şey izleyeceği, yayın yasağı getirmenin dışında ne yapacağı, ne yapabileceği, onun için onları görmek ki bunlar hızlı gelişecek şeyler büyük bir ihtimalle, onları görüp konuşmakta yarar var. Şu aşamada daha fazla bunu şey yaptığımız zaman hata yapma riskimiz de çoğalır. Burada hatta noktayı koymak belki şu an için en doğrusu değil mi Aydın? Yani zaten ortadaki olay yeterince vahim yani. Yeterince vahim, veriler kısıtlı, belli. Yapabileceğimiz yorumu da yapmış olduk. Ama hani alt alta koymak, zamanlama, yer, yani nerede, kim, hangi zamanlamayla hedef alınmış dendikten sonra bunlara cevap vererek yorum, herkes aynı yorumu herhalde yapabilecektir. Saldırgan bu arada etkisiz hale getirildiği bilgisi geldi. Saldırgan etkisiz hale getirilmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da içeriye olayın yaşandığı bölgeye girmiş. En son bir derleyip toparlayıp isterseniz yayını burada noktalayalım. Sıcak bir gelişmeyle devam etti yayınımız, maalesef üzücü de bir gelişmeyle. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisinin açılışında
Ankara Rusya Büyükelçisi kürsüde olduğu sırada silahlı bir saldırıya uğradı. Şu anda ağır yaralı olduğu bilgisi geldi. Diğer ihtimaller tamamıyla teyit edilmedi. Henüz saldırganın 25 yaşlarında olduğu, içeriye polis kimliğiyle girdiği iddiası var. Bunun dışında görgü tanıklarının saldırganın Halep'le ilgili sloganlar attığı, önce havaya birkaç el ateş ettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştirdiği yönünde bilgiler var. Burada konuğumuz Aydın Selcan ve genel yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır ve telefonda Aydın Sezer, Türkiye-Rusya Araştırmalar Merkezi kurucusu bu gelişmeyi değerlendirdiler. Biz de yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.